da Zonguldak. Çünkü Zonguldak'ta kömür madenleri var, termik santraller var ve bu nedenle Zonguldak'ta akciğer rahatsızlıkları çok yaygın. Şimdi oraya dönelim. Demirören Haber Ajansı'ndan Gürkay Gündoğan Zonguldak'taki tabloyu aktaracak bize. Evet, söz sende. Evet Gözde Şeker, sizin de bahsettiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 2 gün sürecek bu sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren biz de dışarıda gözlemlerimizi, haberlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Gazipaşa Caddesi'ndeyiz. Zonguldak'ın en işlek caddesindeyiz ama gördüğünüz gibi bugün yani iğne atsanız yere düşmeyecek olan cadde bomboş durumda. Sakinlik var burada şu anda. Sadece polis ekipleri ve zabıta ekipleri burada görüyoruz ve işten çıkan sağlık çalışanlarına rastlayabiliyoruz. Ekmek araçları geçebiliyor buradan şu anda sadece. Çünkü Gazipaşa'nın giriş ve çıkışında polis kontrol noktaları var ve buralarda denetimlerini sürdürüyor polis ekipleri. Zonguldak bahsettiğiniz gibi madenci kent, maden işlerinin bulunduğu bir kent ve bu nedenle akciğer rahatsızlıkları fazla. Termik santraller de var tabii ki. Özellikle Kilimli ilçesine bağlı Çatalazlı beldesinde termik santrallerin yoğun olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de akciğer rahatsızlıkları Zonguldak'ta fazla. Zonguldak'ın da 30 büyük şehire katılmasının yani 31. şehir olmasının sebebi de akciğer rahatsızlıkları olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Zonguldak'ta sakinlik devam ediyor. Zaman zaman çok az da olsa araç geçişlerini gözlemleyebiliyoruz. O da mesai saati çıkışında görevlilerin eve gittiğinden kaynaklanıyor. Şu anda herhangi bir olumsuz bir durum yok. Yalnız şunu hatırlatmak gerekirse 34 kişiye Zonguldak'ta 108 bin lira para cezası kesildi. Kimdi bunlar? Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlardı. Polis